Bu film Ankara Valiliği tarafından Bilge Yazarlar Projesi için hazırlanmıştır. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un bilgeliğinin, kaleminin tesir gücünün ve vatanperverliğinin genç yazar adaylarına ilham vermesi temennisiyle. Efendim, ben Fuat İsakoviç. Üsküp'ten geleyim, Makedonya'dan. Buyur, buyur evladım. Efendim, ben mukayesalı edebiyat çalışayım. Tez konum için enstitünüze başvurmuştum. Hoş geldin. Üsküplü şair Abdülfettah Rauf ve milli şairiniz Mehmet Akif'in hayatı ve şiirleri üzerine bir çalışma yapayım. Neden bu iki isim? Mehmet Akif ve Abdülfettah, medeniyetin çöküşünü görmüş iki şair. Dönemin ortak sorunlarıyla yüzleşmişler. Her ikisi de hareket insanı olmakla beraber kendilerini ifade etmek için şiiri seçmişler. Ben Akif ve Fettah Efendi'nin şiirinden ulaştım. Kendisinden üstadım diye büyük bir saygıyla bahsediyordu. Ve daha yakından tanımak için buraya kadar geldin. Evet efendim. Akif'in şiirlerini anlamam için öncelikle mücadelesini anlamam gerekir diye düşündüm. Büyük insanlar yaşadıkları şehirlere ruhlarını bırakırlar. Hocam, çalışmama bakarsanız Fettah Efendi'nin Akif için yazdığı şiirden bir bölüm koydum. Şiir ile şuuru o barıştırdı yegane. Akif, o yüce şairi kahir, o büyük zat. Bir menkıbeyi, fahru reha fikri hayatın. Bir abideyi şuuru şahamet safatın. Ümitlere ruh, ruhlara ümit veriyordu. Coşkun kaleminden taşan ulvi nefatın. Hocam, ümitlere ruh, ruhlara ümit veriyordu ne demek? Ah Akif Bey, ne diyeyim bilemiyorum. Lafı biraz fazla söylesem haddimi aşmış olurum. Ve bilirim ki çok iddetlenirsin. Söyle Mithat Bey söyleyeceğini. Beni daha fazla alıkoyma okuyacaklarından. Sözün odun gibi olsun ama hakikat olsun tek, değil mi? Ziraat nezaretindeki vazifenden ayrıldığın doğru mu? Abdullah Efendi, yerden göğe kadar haklı olduğu meselesinden dolayı görevinden azledildi. Ve ben de memuriyetimden kat'i suretle istifa ettim. Memleket bu kadar karışırken, üstelik 5 çocuğun, 3 tane daha geldi. Bari... Rica ederim Mithat Efendi, çok rica ederim. Benim sözümü tutmadığım hiç görülmüş bir şey midir? Baytar Mektebi'ndeyken rahmetli Asam Efendi ile kavilleşmiştik. Hangimiz daha evvel Hakk'ın rahmetine kavuşursak geride kalanın çocuklarına bakacak. Eminim ki Hasan Efendi yerine ben rahmetli olsaydım, o da sözümü tutardı. Bağışlayın beni. Sadece hayret ediyorum. Mektepteyken insanlar umumen seciye kahramanıdırlar. Fakat yaş ilerleyip de insan hayata karışınca durum değişir. Her neyse Mithat Efendi, her neyse, bu istifa her anlamda iyi oldu. Hem Sebil-ül Reşat'a çok daha iyi vakit ayırma imkanım doğdu. Dünyanın her yerinden yazılar geliyor.
Sebil-ül Reşat tüm Müslüman aleminin sesi oldu. Balkanlar kan ağlıyor Mithat Efendi. Daha çok yazmak, daha çok ses olmak iyice elzem hale geldi. Buralar Üsküp'e benziyor. O yüzden buradasın ya. Fettah Efendi'nin de, Mehmet Akif'in de elinden yitip giden şey aynıydı. Aynı hakikate aykırdılar. Balkanların kaybedilişi dönüm noktası oldu Mehmet Akif için. Sabah Ziraat Nezaretindeki memuriyetine koşan, akşam Halkalı Mektebindeki hocalığına yetişen Akif, yol boyu şiirlerini yazdı. İnsanları, hayattan ama gerçek hayattan yüzler, safalar anlatıyordu Safaat adını verdiği kitabında. Gördüğü her şey içinde kelime kelime, mısra mısra birikiyordu. Balkan Harbi ile beraber kaleminden alevler çıkmaya başladı. Ne olacaktı Müslümanların ahvali? Dünyanın adaletsizliği ve bu adaletsizlik karşısında kainatı dolduranların hissizliği. Altı yüz bin Müslüman birden boğazlandı. Yanan can, yırtılan ismet, akan seller, bütün kandı. Ne masum ihtiyarlar süngüler altında kıvrandı. Ne bir kez hanümanlar işte yangın verdiler, yandı. Şu küllenmiş yığınlar hep birer insan, birer candı. Safahat'ı açayım. Aman ya Rabbi. Safahat, o bir şiir mahşarı. Safahat, o bir kainat aynası. O bir kitabe-i hayat. Şuuruyla yaşamak isteyenlere şiiri sevdiren, şiire meyal ve meftun olanları şuura davet eden bir muslih-i muvaffaktır. Hilkatı sever, ahlakı daha çok sever. Hallakı ise daha içinden sever. Akif, mütefekkir bir şair ve irfanlı bir nazımdır. Sağ olasın İsmet Hanımcığım, sağ ol. Evet, bunu da yaptıktan sonra... Günlerdir başını yazılarından kaldırmıyorsun Akif Bey. Yazı yazmak, nefes almak gibi bir şey senin için. Bunu hep bilirdim ama başka bir hale doğru gidiyorsun. Yarın cuma. O kadar mümin bir aradayken bunu fırsat bilmedi. Gezmediğim hiçbir Selatin Camii kalmayacak İsmet Hanım. O kesin. Azmi bırakmadan milleti yeniden ayağa kaldırmaya çağırmak gerek. Ya bu halk kendine olan inancını yitirmiş. Hatırlatmak. Sözün tesirlisini bulmak gerek. Akif Bey, senin inanmadığın tek dizen, savunmadığın tek mısran, arkasında sağlam duruşun görülmeyen tek bir şiirin bile yok. Elbette kalplere tesiri olacaktır. Ey müminler! Size ellerinden gelen fenalığı yapmaktan çekinmeyen, bu hususta hiçbir fırsatı kaçırmayan, dinimize yabancı milletleri, kendinize mahremi esrar, dost, arkadaş, ittihaz etmeyiniz. Bunların sureti haktan görünerek size güler yüz göstermelerine, hayrınızı istermiş gibi tavırlar takınmalarına asla kapılmayınız. Onların gece gündüz isteyip durdukları sizin felaketinizden, izmihlalinizden, esaretinizden başka bir şey değildir. Ey cemaati Müslümin! Milletler,
topla, tüfekle, zırhla, ordularla, teyyarelerle yıkılmıyor. Yıkılmaz! Milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi hevasını, kendi hevesini, kendi menfaatini temin etmek sevdasına düştüğü zaman yıkılır. Mehmet Akif'in camilerde başlattığı azim, halk arasında dalga dalga yayılmaya, sesi ve fikirleri Anadolu'dan duyulmaya başladı. Akif hep etrafındaki yangını söndürme telaşıyla kan ter içinde öteye beriye koşturup su bulmaya çalışan bir adam. Bir taraftan dergi çıkaran, diğer yandan üniversitede talebelere ders veren, bir yandan millete camide vaaz eden, ihtiyaç duyulduğunda ülke dışında görevlendirilen, yeri geldiğinde milletin mebusu olan ve gerektiğinde cepheye, savaşa koşan tam bir meydan, toplum ve mücadele adamı. Gitme ey yolcu. Beraber oturup ağlaşalım. Elemin bir yüreğin kârı değil. Paylaşalım. Akif Efendi. Nerelerdesin azizim? Bu akşamki edebiyat meclisine mutlaka dahil olacağım. Kuşkun olmasın. Ama sonrasında İngilizler Sebil-i Reşat üzerinden haberleştiğimin farkına vardılar. Zaten son zamanlarda dergi epeyce sansüre maruz kaldı. Malumunuz bu mecmua Anadolu'yla en önemli irtibat kaynaklarından biri. Dahası kurtuluş ümidi Anadolu'nun. Muhakkak Anadolu'ya geçmem gerekir. Şeyh Efendi bize de bir yol açar. Değil mi? Sen gecemizi bir temvir et hele. Şiirlerini senden dinlemeye hasret kaldık. Biraz sonra Anadolu yolculuğuna çıkacak misafirlerle dolmuştu salon. Misafirler arasında işgalciler tarafından kapattırılan Mebusan Meclisi'nin bir kısım azaları da vardı. Yolculuk vaktine kadar kalplerini şiirle teskin ettiler. Son beklediğin Ruzi Elest gelmeden evvel. Allah'a güven. Sahaya sarıl. Hikmete rahm ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Akif Efendi! Akif Efendi! Gel azizim gel. Ata Efendi. Akif Bey, çocuğu da mı götürüyorsunuz? Yaşarsak beraber yaşayacağız. Ölürsek de birlikte öleceğiz. Sen yeter ki dualarını eksik etme üzerimizden. Dualarımız sizinle, yolunuz açık olsun. Sağ ol Ata Efendi. Hadi bakalım. Hadi. Sırtında paltosu, cebinde 3 günlük nafakası bile olmadan yanında 12 yaşındaki oğlu Emin ve dostlarıyla Ankara'ya gitmek üzere yola düştüler. Akif'in elinde Sebil Reşat'ın klişesi bir tüfek veya bir top gibiydi. Onu devamlı yanında taşıdı ve fırsat bulduğu her yerde neşretti. Akşam görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Çocuk, de bakayım havadisleri. Ne var ne yok memlekette. Pek hassas ve ulvi İslam şairi Mehmet Akif Bey, payitahttan çıkarak birkaç gün evvel Ankara'ya gelmişlerdir. Şair hakimi İslam Mehmet Akif Bey'in
önümüzdeki cuma günü halka bir rütbe irat buyuracağını memnuniyetle haber aldık. Mehmet Akif'in Anadolu üzerinde büyük tesiri vardı. Onun gerçek Müslüman, vatansever ve bilge bir insan olduğunu bilen aydınlar ve halk ona tam bir güven beslemekteydi. Hadi bakalım Emin. Taceddinizade Mustafa Efendi'nin misafiri olacağız. Mehmet Akif Ankara'da çok da kalamadı tabii. Eskişehir, Burdur, Antalya, Afyon, Konya'ya ve Kastamonu'ya gitti. Anadolu'nun birçok vilayetlerinde, kazalarında, camilerde, meydanlarda kitlelere hitap etti. Samimiyetle konuşuyor, sözleri herkese tesir ediyordu. Onu bir kere dinleyen ve eli silah tutabilen bütün erkekler ailesiyle vedalaşıyor, evini, eşini, çocuklarını Allah'a emanet ederek cepheye koşuyordu. O tufana yakalanmış, bahtsız bir toplumu gemisine çağıran Nuh peygamber gibiydi. Hocam, hiç mi mutsuzluğa düşmedi? Onca yanılgı, imkansızlık, acı hiç mi yese kapılmadı? Elbette öyle anlar oldu. Bak, duyuyor musun? Akif, milletin ağlayan gözü, sızlayan yüreğiydi. Bazen öyle beklenmedik bir anda infilak ediyordu ki isyanı, o da bir şiir olup kanatlanıyor. Dinle. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Teselliden nasibim yok, azan ağlar baharımda. O gün bir hanımansız serseriyim öz diyarımda. Benim hakkım. Sus ey bülbül, senin hakkın değil matem. Emin, küçük misafirimiz ne durumda? Henüz uçamıyor baba. Mustafa Kemal Paşa ile görüşmeniz nasıl geçti efendim? Efendim, Kastamonu'daki vatanperverane mesaimizden sonra kendileri çok memnun olduklarını ifade ettiler. Ama Sevr müdahalesinin memleket için feci bir idam hükmünde olduğunu ve Sebil-ül Reşat'tan başka hiçbir gazetenin bunu memlekette neşretmediğini söyledi. Dolayısıyla yayınlarımızdan sitayişle bahsetmiş oldu. Manevi cephemizin kuvvetlenmesinde Sebil-ül Reşat'ın büyük hizmetleri olduğunu söyledi. Her birimize teşekkür etti. Âlâ. Mehmet Akif Bey, zat-ı âlinize ısrarcı olunmasından pek hoşlanmadığınızı elbette biliyorum. Lakin mesele İstiklal Marşı olunca hicabımı bir kenara bırakıyorum. Merak buyurmayınız Hasan Beyciğim, merak buyurmayınız. Zaten Hamdullah Supi Bey de aynı konuyla ilgili bir mektup iletti bana. İstiklal Marşı için açılan müsabakaya iştirak buyurmamanızdaki sebebin izalesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Memleketi müessir telkin vasıtalarından mahrum bırakmamanızı rica ederim. Mehmet Akif'in yarışmaya aylarca iştirak etmemesinin sebebi para ödülü olmasından kaynaklıydı. Bu sebep ortadan kalktığına göre Akif bu talebi bir vazife olarak kabul etti ve Taceddin dergahında inzivaya çekildi. Son günlerde çok sessiz. Meclislerden erken ayrılıyor. Kur'an okuyor, namaz kılıyor.
Yazıyor, sonra üstünü çiziyor. Kuşçu başından dinlemiştim. Çanakkale şehitlerine şiirini yazdığı esnada birlikte Hicaz'da görevdelermiş. O sırada da yine böyle bir hale bürünmüş. Akif'in şiir yazması bir çalışma buhranı geçirmesidir. Manzumesini kağıda dökmeden evvel bu çalışma tahtel şuurunda sessiz, sağır, gizli bir faaliyet halinde devam eder. Yürürken, konuşurken bünyesinde ikinci bir adam iki ay sonraki şiirini yazar. Öyle. İşte Çanakkale zaferi haberi gelince de aynı. Kuşçu başının boynuna çocuk gibi atlamış, hıçkıra hıçkıra ağlamış. O gece sabaha kadar o destanı anlatacak şiiri yazmadan canını almaması için Allah'a yalvarmış. Ne zamanki şiirini bitirmiş, Akif tabii hüviyetine geri dönmüş. Ben ezelden beri hür yaşadım. Hür yaşarım. Şiiri toplum için ve bir dava adına yazan ama şiiri şiir yapan özelliklerinden asla feragat etmeyen, Türkçenin inceliklerini ve imkanlarını ustalıkla kullanan, çağının vicdanı olan bir şairden daha iyi kim yazabilirdi bu marşı? Akif, sarsılmaz bir iman sahibi, yılmaz bir dava adamı olduğu kadar yüksek bir erdem abidesidir. Akif, İstiklal Marşı şairleri arasında hem milletinin var olma mücadelesine katılmış bir kahraman, hem milletinin dilini bu kadar iyi kullanan bir dil işçisidir. Bizim bu nazik davetimize icabet eden büyük şairimiz bize olağanüstü güzel bir şiir gönderdi. Şimdi sizlere okuyorum. Kahraman ordumuza. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Marş 4 kez okundu. Her okunuşun sonunda alkış tufanı kopuyor... Gözler marşın yazarını arıyordu. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde
benim inlemeli. İstiklal Marşı'nın kabul edildiği, milli mücadelenin adım adım kararlaştırıldığı vatanperver meclis. Lakin anlıyor ki siyaset çok ona göre değil. Kalemini kelamını alıp İstanbul'a gidiyor. Milli mücadele nihayete kavuşunca Akif'in temel meselesi ne oluyor? Akif gibi bir şair için yazmak uçsuz bucaksız bir umman. Lakin kendisine verilen Kur'an tercümesi görevine dikkatini teksif ediyor. İstanbul'da kaldığı günlerde anlıyor ki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul'da çok elverişli şartlar taşımıyor. Ve mücadelesini verdiği davanın sevincini yaşayamıyor. Geri kalan ömrü Mısır'da sıla hasretiyle geçiyor. Bir değil, 100.000 bahar indirse Asuman hiç kımıldanmaz, benim ruhumda kök salmış hazan. Bir değil, 100.000 bahar indirse de Asuman hiç kımıldanmaz, benim ruhumda kök salmış hazan. İstiklal Marşı ödülünü yardım kuruluşuna, evdeki kilimi garibana, sırtındaki paltoyu sokakta üşüyene düşünmeden çıkarıp veren Akif'i daha çetin bir geçim sıkıntısı beklemekteydi. Mısır'daki tek geçimi Edebiyat Fakültesi'nde verdiği Türkçe dersleriydi. Öyle ki bir zaman sonra bu derslerden de azledilecekti. Hadi afiyet olsun. Biliyor musun evladım? Hani o Hacı Bekir'in böyle ufak lokumcu dükkanını. Ben oraya hep vatan dedim. Bak sana ne gösterecek. Ferda, torunum. Ferda kadın. Ben görmeden sevdim seni. Sen galiba gördün beni. Peki ihtiyar, hoşlanmadın. Kendim için tek bir duam var. Vatanımda ölmektir. Tam 11 yıldan beri bu yaban ellerdeyim. Daha 11 gün daha yaşar mıyım? Bilmem. Buyur. Oh, evlat, sen miydin? Hocam, gitme vaktim geldi. Vedalaşmak için geldim. Çok minnettarım. Estağfurullah evlat. Ne biliyorsam, Akif'in ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin. Ondan
ne kadar bizarım dediği şey bu herhalde. Neyse, tezini kitaplaştırınca bana mutlaka gönderiyorsun. Elbette hocam. İmzalı olsun ama. Elbette. Peki, duasına vasıl olabildin mi Akif? Evet. Ömrünün son aylarını İstanbul'da geçirdi. Hastalığı çok ilerlemişti. Bu esnada birkaç kadim dostunun misafiri oldu. Bir gün bazı arkadaşları ziyarete gelmiş, söz milli mücadele günlerine İstiklal Marşı'na gelince, Akif hasta bakıcısının yardımı ile doğrulmuş ve şunları söylemiş. İstiklal Marşı. O marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz, onu ben bile yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir, o milletindir. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. 27 Aralık 1936 yağışlı soğuk pazar günü saat 19.45'te kendi tabiriyle Nazen'in bezmine kavuştu. Hafız Asım'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim'in sesi daireyi doldurmuştu. Mehmet Akif'in üzerinde bir örtü, işaret yazı bulunmayan tabutu Beyazıt Cami avlusuna bırakıldı. Darülfünun öğrencileri tabutun içindeki zatın Mehmet Akif olduğunu anlayınca bir bayrak bulup tabutu sardılar. Naaşı resmi zevattan hiçbir katılım olmadan gençlerin omuzları üstünde Edirne Kapı'ya ebedi istirahatkâhına götürüldü. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince günler şu hevlayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak ebediyet budur ama sessiz yaşadım. Kim beni nereden bilecektir? Binlerce insan Edirne Kapı şehitliğine doğru sel olup akmaya başladı. Asım'ın nesli arkada, en önde elden ele ihtimamla taşıdıkları tabut. Edirne Kapı kabristanında defin işlemi başladığı sırada, fetihten bu yana geçen 5 asırda kimseye nasip olmamış bir şey oldu. Kendi eseriyle defnedildi. İstiklal Marşı'yla. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen Alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Thank you.
Müzik